Milattan önce 280 civarındaki Güney Orta Asya'ya hoş geldiniz. Belirli bir bölgenin aynı kısmında hüküm sürmüş olan iki imparatorluğa bakıyoruz şu anda. Burada Maurya İmparatorluğu var. Milattan önce yaklaşık 250'de Asoka döneminde gerçekleşen genişlemeyi görüyorsunuz. Maurya İmparatorluğu Indus Nehri Vadisi'ni de içeriyordu. Günümüzde burası Pakistan'ın bulunduğu bölge. Burada ise Gandhara olarak bilinen bu bölge var ve burada ise Afganistan'da yer alan Kandahar. Burası iki imparatorluğun kesişme bölgesi. Şurada turuncu renkte Seleukos İmparatorluğu var. Hatırlarsanız bunlar Büyük İskender'in imparatorluğundan kalan 3 yerden biri. General Seleukos, Anadolu'nun Orta Asya'ya uzanan bu kısmını ele geçirdi. Bu da M.Ö. 280 civarında imparatorluğun büyüklüğünü gösteriyor. Ancak M.Ö. 250 yılında Seleukos İmparatorluğu'nun satraplıklarından biri olan, o zaman ona satraplık deniyor hatırlarsanız, satraplıklarından biri olan Baktriya ayrılıyor imparatorluktan ve kendi krallığını kurmak için bir bağımsızlık savaşı başlatıyor. Bu krallığa Grek Baktriya Krallığı diyoruz ve hala M.Ö. 250 civarındayız tarih olarak. Baktriya adını Afganistan'daki Belh vilayetinin Yunanca adı olan Baktra'dan almıştır. Yukarıda, kuzeydoğuda ise bugün Özbekistan sınırları içinde olan Fergana şehrini görebilirsiniz. İpek yolu hakkında bilgi veren bazı kaynaklara göre bu Fergana şehri, Han Çinlilerinin teri kan olarak akan cennet atlarıyla ilk karşılaştığı şehirdir. Şimdi de bu mor renkteki Grek Baktriya bölgesinin kültürü hakkında biraz konuşalım. Bu bölge yüzlerce yıl boyunca Hintliler ve Makedonlar arasında gelip gitmiştir. Yani burada Helen etkisi olduğu kadar Hint etkisi de var. Bu da kültürel senkretizm ya da kültürel bağdaştırmaya işaret ediyor. Evet, kültürel senkretizm. Senkretizm, kültürel nesnelerin karışımıdır. Yani kültürlerin, fikirlerin ve inançların bir karışımı ve birbiriyle bağdaştırılması. Şimdi başka bir yere geçelim ve Yunan kültürünün Budizm üzerindeki etkisi ve Budizmin Yunan kültürü üzerindeki etkisine bir bakalım. Bunlar yaklaşık aynı dönemden Buda'nın iki tasviri ve aslında ikisi de aynı bölgeden, günümüzdeki Kandahar yakınındaki Gandhara bölgesinden. Tasvirler az önce gördüğümüz Baktriya Krallığı'na ait. Tasvirlerin Helen etkileri ile Hint etkileri arasında kaldıklarını görüyoruz. Bu eserlerin her ikisi de milattan sonra 1. yüzyıldan. Şimdi bu ayak izinden bahsedelim. Çünkü bu milattan sonra 1. yüzyıl öncesinde Buda'yı tasvir etmek için oldukça yaygın bir yöntemdi. Anikonik tasvir olarak adlandırdığımız şey budur. Bu Buda'nın ayak izini simgeliyor. Burada Hinduizm ve Budizmin temel fikirlerinden bazılarını görebilirsiniz. Örneğin tabanın ortasında dharma çakra çarkı var. Topuğun yakınında triratna yani Budizm'deki 3 çember yer alıyor. Ayrıca çok silik görünmelerine rağmen tarak kemiğinde küçük gamalı haçlar var. Ve bunların hepsi Buda'nın tasvirine yaklaşan Budist ya da Hindu sembolleridir. Ancak Buda'yı aslında herhangi bir fiziksel insan tasvirinde göstermezler. Bunlar daha çok insanların Buda'yı takip edebilmeleri için Buda'nın arkasında bıraktıkları hakkındadır. Fakat aynı bölgede yaklaşık aynı zamanda bunu da görüyoruz. Bu bir heykel. Ayakta duran Gandhara Buda. Yine milattan sonra 1. yüzyıla ait ve bu bölgeden, aynı bölgeden, Baktriya'dan. Ancak burada Buda'nın Yunan kıyafetleri giydiğini görüyorsunuz. Üzerindeki Yunan kitonu ve himatiyonu. Bunlar çeşitli Yunan giysileri ve Buda Yunan tarzında burada tasvir edilmiş. Bu heykel aynı dönemdeki Helenistik kültüre ait heykellere son derece benziyor. Bu nedenle Gandhara Buda yani ayakta duran Buda'ya baktığımızda Budist inancı ya da Budist felsefesinin Yunan kültürü estetiğiyle birleştiğini görüyoruz. Nitekim Budizm bu bölgede yüzlerce yıldır süregelen bir inançtı. Şimdi haritaya geri dönelim. Hatırlarsanız Fergana, Baktra ve Orta Asya'daki tüm bu şehirler Batı bölgelerini Çin'le bağlayan İpek yolu üzerinde. Fergana ve Baktra üzerinden Pataliputra ve Suvanagiri gibi Hindistan'ın büyük merkezlerine ve deniz ticaret yollarına ulaşılabiliyordu. Çoğu tarihçi Budizmin İpek yolu boyunca Orta Asya'nın çeşitli şehirlerine ve ardından Çin'e doğru ilerlemesini Grek Baktriya şehirleri aracılığıyla gerçekleşmiş olarak kabul eder. Yani çoğu tarihçiye göre aslında bu Grek Baktriya şehirleri aracılığıyla gerçekleşmiştir. Yani kültürlerin birbirleriyle birleştiği her yerde senkretizm görülür. Büyük İskender, İndus Nehri Vadisi'nin kaynağına yani yukarı Pakistan'a geldiğinde birçok filozofu Hindu asketik geleneğinin düşünürleriyle daha doğrusu buluşturmak üzere kendiyle beraber getirdiği söylenir. Yunanlıların cimnosofist yani çıplak düşünürler olarak adlandırdıkları bu düşünürler kendilerini felsefe çalışmalarına o kadar adamışlardır ki genelde yemek yemez, üstlerine bir şey giymez ya da çok az kıyafet giyerlerdi. Çünkü bunların onları bilgelik yolundan alıkoyacağını düşünüyorlardı. Eğer Yunan felsefesi üzerine bir çalışma yaparsanız bu dönemde Hint düşünürlerinin Yunan felsefesi üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Şimdi senkretizmin diğer bazı örneklerinden söz edelim. İşte burada gördüğümüz bir Nasturi sütunu. 781 yılında Çin'in Tang Hanedanlığı dönemindeki başkenti Çangan'da dikilmiş dev bir kireç taşı sütun. Bu sütun Nasturi Hristiyanlığının 150. yılını kutlamak amacıyla yapılmış. Çok yakından bakarsanız bu küçük hacı görebilirsiniz burada. İşte burada. İşte bu bir Nasturi hacı. Doğu Kilisesi ile Tang İmparatorluğu dönemindeki Çin arasındaki bağlantıyı simgeleyen Çince yazıları da görebilirsiniz. Bu taş anıtla ilgili ilginç olan şey Hristiyanlığın nasıl anlatıldığı. Nasturi Hristiyanları Çinlileri kendi inançlarına çekmek için yaklaşımlarını orada yaşayan insanların alışkanlıklarına göre uyarlıyor. Dolayısıyla bu metinde İsa Peygamber Taoist ve Budist terimlerle anlatılıyor. Size biraz çevresini okuyayım. Suriye'de bir bakire kutsal olanı dünyaya getirdi. Parlak bir yıldız bu kutlu olayı duyurdu ve bu ihtişamı gözleyen Persler minnetlerini sunmak için geldiler. 24 kutsal adam kadim dini bildirdi ve din böylece tamamlandı. Devlet için, aileler ve krallıklar için temel ilkeleri getirdi. Burada Mesih'ten bahsediyor. Kutsal Üçlünün saf ruhunun sessizce çalışmasının yeni dinini kurdu. O, erdemi inanca itaatkar kıldı. 8 sınırın büyüklüğünü belirledi. Burada Mahayana Budizmine ait bazı kavramlara giriyoruz. Böylece gerçeği tamamladı ve onu değersizlikten kurtardı. 3 sabit ilkenin kapısını açtı. Yine bunlar da Budist kavramlar. Geçicilik, acı çekme ve kendinden vazgeçme. Devam edelim. Yaşam geldi ve ölümü yok etti. Parlak güneşi durdurarak karanlığın odalarını ele geçirdi. Ve şeytanın sahtekarlığı bunun üzerine yenildi. Parlak köşklere çıkmak için merhamet gemisini harekete geçirdi. Sonra doğru düşünenler serbest bırakıldı ve böylece gücünün tezahürünü tamamladı. Açık bir günde gerçek yerine yükseldi. Burada Hristiyanlığı belli bir bağlama oturtmak için Budist düşüncenin nasıl kullanıldığını görebilirsiniz. Zaten senkretizm de budur. Burada yeni bir fikir alınır ve farklı şeylerle bağdaştırılır. Mesela 8 sınır, sabit ilkeler, gerçeği değersizlikten kurtarmak gibi kavramlar. Nasturi misyonerleri bu Hristiyan ilkelerini alıp Budist ya da Taoist bir bakışla yeniden şekillendirmek istediler. İşte senkretizm yani bağdaştırmacılık budur.